Türkiye'nin uzaya ilk kez insan gönderme projesi kapsamında pilot Alper Gezer Avcı'nın içinde yer aldığı Dragon uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Alper Gezer Avcı, eşsiz bir uzay serüvenine adım attı. Keşif ve deneylerle dolu bir yolculuk olacak. Avcı'nın cesareti ve merakıyla buluştuğu uzay macerası nasıl başladı, ekipte kimler var, hangi eğitimler alındı, yolculuk süreci nasıl olacak, yiyecekleri, yemekler ve daha fazlası, uzayın denediklerine adım atmadan önce detaylarından bahsedelim. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu süreci yıllar öncesinden öngörmüştür ve şu sözleriyle dile getirdi. Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki aydan bile bize haber yollayacaktır. Bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görevse Batı'dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. İstikbal göklerdedir. Yüce atamızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü, istikbal göklerdedir. Peki yolculuk süreci nasıl oldu? Görevin ismi Aksiyonu Üst, yani Suç Aksiyon Space tarafından düzenlenen özel bir uzay uçuşu. 7 kişilik ekip Axiom Space, Grev Dragon uzay aracını kullanarak uluslararası uzay istasyonuna ulaştılar. Görevde kullanılacak olan yeni aksiyon, araç dışı hareketlilik birimi, uzay giysisi astronotlara gelişmiş yetenekler sundu. Uzay giysi tasarımının temel alarak geliştirilen bu kıyafetler uzay koşulları için özel olarak tasarlandı. Bu yeni nesil uzay giysileri astronotlara yüksek performanslı ve sağlam ekipmanlarla donatılmış bir şekilde uzaya gitme imkanı tanıdı. Dayanıklılık ve bilimsel keşif ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel araçlar sağlama kapasitesine sahip, AXI'ın Güneş sisteminin ve ötesinin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacak gibi görülüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı deney gerçekleştirilecek. Uzman uzay görevleri için mikroal yaşam destek üniteleri, ekstrem halofit olan Şrangela parvulanın tuslu testine verdiği yanıtların uzay ortamında araştırılması, metaboloğum transkriptomlarındaki değişimlerin analizi ve ulusal omik veri setlerinin oluşturulması. Miyoloid uzay misyonuna katılan bireylerde radyasyona maruz kalmanın kanser için öncül lezyonlar olan periferik, kandaki miyavit kökenli baskılayıcı hücrelere etkisinin incelenmesi, mikro yer çekimine ilişkili genetik bilim misyonu araştırması, uzay koşullarında Antarktika ve ılıman mikro alt yetiştiriciliğinin bir çalışması, yer çekimi altında bitkilerde düzenleme verimliliğinin araştırılması, propolisin antibakteriyel etkisi, uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin vokal kort kaynaklı değişimler ile tespiti ve düşük yer, çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekansları ile tanımlanması, oksijen solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu rahatsızlıkların tanımlanması, MIOKA mikro yer çekimi ortamında kurşunsuz lehimleme araştırmaları yapılacak. Bu araştırmaların ardından dönüş yolculuğu başlayacak ve Axiom 3 görevi kapsamında Alper Gezer Avcı ve diğer 3 ekip üyesi ve 4 yardımcı ekip tekrar Dragon mekiğine dönecek. Mekiğin Uğuy'dan ayrılması ve burun konisinin başarıyla kapanmasının ardından Dragon kendisini doğru açıyla atmosfere sokacak olan alçalma manevralarına başlayacak. Hızı saatte 20 bin kilometreden 500 kilometreye düşecek, yörüngede saatte 27 bin kilometreyi bulan hızla ilerleyen Dragon, atmosfere girerken çok ısınacak ve sadece dakikalar içerisinde hızı saatte 500 kilometreye kadar düşecek. Atmosfere girmesinin ardından Dragon'un 4 ana paraşütü birden açılacak ve okyanusa düşmek üzere iyice yavaşlayacak.
okyanusa düşecek olan mekik hemen sudan çıkarılıp gerekli kontrollerin ardından kapak açılacak ve Alper Gezeravcı tarihe geçen yolculuğunu tamamlayıp tekrar dünyaya ayak basacak. Alper Gezeravcı uzay yolculuğu için hangi eğitimleri aldı? Eğitimle uçuş hizmeti için ABD'deki Axion Space ile işbirliğine gidildi. Eğitim süreci ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü. Uzay yolcuları açıklandıktan sonra eğitim süreci başladı. 14 günlük karantina sürecinde ise çalışmalar yoğunlaştı. Türkiye Uzay Ajansı, astronotumuz Alper Gezer, Avcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyelerinin SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylelikle uçuş için geri sayım başladı. Türkiye saatiyle 18 Ocağı 19 Ocağı bağlayan gece Alper Gezer Avcı ilk insanla uzay misyonu için yola çıkmış oldu. 7 kişilik mürettebatı taşıyan aracın 1,5 gün sürdüğü yolculuk sonunda 19 Ocak saat 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. SpaceX Falcon 9 roketi AX mürettebatını SpaceX Dragon uzaycıyla NASA'nın Florida'daki kendi uzay merkezindeki fırlatma kompleksi Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Avcı'nın bavulunda aile resimleri, Türk bayrağı mevcut. Astronotların sevdiği yemekler belirlendi ve uzay kargosu aracıyla önden gönderildi. Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı kimdir? Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezer Avcı 2 Aralık 1979'da Mersin'de dünyaya geldi. Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 pilotu ve Standardized Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı. Aslen Silifkeli olan Gezer, Avcı Yörük kökeninden geliyor. Şimdi ise uzayda Türkiye'yi temsil edecek ilk Türk astronot nasıl seçildi? Mayıs 2022'de Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu görevi için iki Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın Nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te yaptığı konuşmada Alper Gezer Avcı'nın Asil Tuğa Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurmuştu. Alper Gezer Avcı'ya görevinde başarılar dilerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.